Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz Eyüp Üniversales 4'te. Memlük'le Selçuklu kurduğumuz Iron Man modundaki başarımların açık olduğu serimize hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümlerde multikulturalizm başarımını almayı başarmıştık ki bu başarım dünyadaki oyuncuların %4.6'sında varmış sanırım. Bu başarımın yanı sıra sanırım bu şeyi de alabiliriz, bilmiyorum, galiba bütün dünyayı keşfetmekle alakalı bir zıbıdık var, belki bunu da alabiliriz, çok emin değilim, yani nasıl işlediğini pek bilmiyorum. Ama bizim bu serideki öncelikli amacımız şurada bulunan Definitely of the Sultan of Rum başarımını almak. Osmanlı Devleti yahut Selçuklu Devleti ile Roma, Moskova ve İstanbul'a hakim olmayı içeren başarımımızı gerçekleştirmek için Moskova'yı almış, beraberinde zaten İstanbul'u da kendi topraklarımızın arasına katmış ve Roma'yı düşürmek için planlar kurma vaziyetindeydik. Bununla beraber Roma'nın düşebilmesi için Roma'ya Ferrara üzerinden savaş ilan edecektim ki benim bütün planlarım yattı arkadaşlar şu an. Çünkü ben Korsika üzerinden Ferrara'ya dalmayı, beraberinde Fransa'yı çağırıp papalığı yan yatırmayı planlıyordum ama sanırım böyle bir şey olmayacak gibi. Peki bir şey sormak istiyorum. Benim buradaki ordum duruyor mu? Tamam, süper. Peki. Bir şeyi merak ediyorum. Bana koalisyona giren devletler kimler? Augsburg, Brunswick, Avustur, İspanyol ve Papa. Avustur üzerinden bir savaş başlatsam ne olur peki? Evet, Avustur üzerinden savaş başlatırsam çok şey olur sanki. Ne diyorsunuz? Yani hem Kutsal Roma devletleriyle uğraşırız, hem diğerleriyle uğraşırız. Aşağıda bir de Tunus'la uğraşacağız. Bak, ben o Tunus'u şey yaptım, ihmal ettim. Daha tabii ki Büyük Britanya ile falan uğraşacağız. Eyvah eyvah diyorum sadece arkadaşlar. Eyvah eyvah. Yani Selçuklu Sultanlığı olarak bayağı iyi durumdayız ama sadece o kadar yani. Şimdi Transaksonya üzerine bir akın gerçekleştirsek. Transaksonya şu an kimle savaşıyor? Kazak ve Rusya ile savaşıyor. Biz de aşağıdan Transaksonya'ya giriş sağlasak. Şöyle bir savaş ilanında bulunsam. Sibir, Çağatay, Yerkan. Tamam. Tamam, bunların hiçbiri bir cacık etmez. Transaksonya üzerine ilerleyelim mi? Yani bence boşta beklemekten iyidir. Bence boşta beklemekten iyidir. Şu orduyu bir alıp şöyle gönderelim. Efendime söyleyeyim, buradaki orduyu alıp hemen onun arkasına çekelim. 3 tane 24K'lık ordu bizim işimizi halledecektir diye tahmin ediyorum. Şu aşağıdaki orduyu alıp şuraya bir götürelim. Ben bunları 24'er K şeklinde böleceğim zaten. Benim başka bir eksiğim var mı? Galiba başka bir eksiğim yok. Ama bir tane daha 24K'lık ordu basabilirim ilerleyen vadelerde. Hatta bir saniye, ben ticaretimi kuvvetlendirmeye çalışıyordum. Elimden geldiğince fazla ticaret binası basmaya çalışıyordum ama gelir binalarımızın sayısı da bir hayli artmış. Ben bu gelir binalarına da abanırım. Hoppacı, Commonwealth'de girdi koalisyona. Hadi bakalım. Sırbistan Devleti'nin anekslenme işlemi devam ediyor. Sırbistan Devleti anekslenmeden batıya pek fazla sefer düzenlemeyi planlamıyorum. Çünkü Sırbistan benim fethettiğim toprakları gidiyor. Bir şekilde korkudan geri veriyor Kutsal Roma İmparatorluğu'na. Ve bu hamle benim gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden bir şeyin fişini çekmemiz lazım. Sırbistan'ın fişini çekmemiz lazım. Girin anam, girin. Koalisyona girin, benim için problem yok. Fransızla aram iyi. Sanırım Fransızla pek bir şey yapmayız ya. Yani çıkar ilişkimiz geri düşmez diye planlıyorum. Ama Tunus'u mahvedeceğim yani. Tunus tekrar el ay oluyor. Bir el aylık kırıyor, bir el aylık bozuyor. Şu evlilik bir bitsin, ben Tunus'u hak edeceğim. Zaten şu an diplomasi eksisi yememin en büyük sebebi Tunus'taki evlilik. Tunus'taki evliliği bozarsam da stability kaybedeceğim ve ben stability kaybetmek istemiyorum. Tam 1771 senesinde altın çağı başlatacağız. Merak etmeyin, şöyle artilleri vs fort bonus alalım. Altın çağı başlatacağım, merak etmeyin, o aklımda. Ben bu arada buradan Transaksonya üzerine bir giriş işlemi gerçekleştireyim. Şöyle bir generalleri de alalım. Efendim, generallerimizin hepsi bir burada sıralansın şöyle tek tek. Evet, 3 general yeterli gelecektir ya. Sen burada Golestan tarafını git bir düşür.
Bir siege'im mi var? Arkadakinin 3 siege'i var aslında. Neyse burayı devirir herhalde ya. Buradaki kaleler ikinci seviye çünkü. İkinci seviye kalelerin pek dayanacağını zannetmiyorum. Yukarıya bir ordu yollamak icap etti. Hemen yukarıya orduyu yollayalım. Adamın ordusu hazırda. Bekliyormuş hocam. Biz ne yapalım? Aa merhaba. Pekala. Hemen önce bunları sonra işgal kuvvetlerini. Önce isyancıları sonra işgal kuvvetlerini halledelim. Merhaba. Biz de buradan ufaktan siege'leme işlemine başlayalım. Merchantilizm kaybetmeyeceğim. National Unrest artabilir. Çok önemli değil. 3000 dukat para mı? Benim ne ara 3000 dukat param oldu ya? Abi şöyle para binalarına iyice abanalım. Ben var ya production'dan yolumu çok fena buluyorum. Artı 258 dukat production gelirim var ya. Gel bakalım. Transaksiyonya 26. Ben kaçayım? Ben de 26 fenanım galiba ya. Yok ben 27'yim. Güzel. Hem teknolojik fazlalığım var. Hem ordu disiplinim falan onlardan fazla olduğu için gayet rahat hareket edebiliyorum. Şöyle bir sizi ikiye bölebilir miyim 24-24? Merhaba, şöyle bir seni de ikiye bölelim. Şuraları komple siege'liye gidelim. Merhaba, sen orada İsfahan'ın orduyu mu sıkıştıracaksın? Bekle sıkıştırırsın. Şimdi şu iki orduyu geri yollayalım. Bunları da şöyle bir yan yana yollayalım. Başımızı çok belaya almayacak şekilde. Çok güzel. 48K şeklinde yakaladığımız zaman çok güzel yok edebiliyoruz elemanları ama 48K şeklinde yakalamam gerekiyor sanırım. Ötesini yakaladığımda sıkıntı oluyor. Güzel. Mink de İspanyol'la savaşta. Abi İspanya'ya bakar mısın ya? Sömürgeci devletler bu oyunda ilerleyen aşamalarda harbiden acayip kuvvetleniyorlar. Yani aslında Ming'i müttefik alabilirim biliyor musunuz? Ming'i müttefik almak gerçekten işime yarayabilir. Yani hem koalisyonu korkutur, koalisyonun korkması açısından, koalisyon ordularına gözdağı verebilmek açısından önemli bu hamle. Hem de arkamızda güçlü bir müttefikin olması açısından önemli. Sırbistan anekslendiğinde, Tunus'un da evliliği sona erdiğinde bunu düşünebiliriz ama şu anlık düşünmeyeceğiz. Merhaba. Oo çok güzel. Burada 26K'lık bir ordusunu yakaladım. Gayet iyi. Ve kaçamadı bir yere. Eksi yememize rağmen duman ediyoruz orduyu. Ya zaten Horde devletlerinin ordularının o kadar gelişmiş olabileceğini düşünmüyorum ya. Şimdi Çağatay, Sibir, Yarkand. Bunların işini halledebilmek adına şöyle bir 48K'lık ordu görevlendirelim. Merhaba. Çağatay, Sibir, Yarkand. Öncelikle şunu bir Yarkand'ın üzerine yollayalım. Transaksiyonya'dan baya baya toprak alacağım. Yani öyle az biraz değil, baya toprak almak istiyorum. Şuradan bir Sibir'in üzerine adam yollayalım. Rusya'ya kim giriyor peki arkadan? Fransa girdi Rusya'ya. Peki Rusya beni niye çağırmadı bu savaşa? Yani Fransa başka biri aracılığıyla girdi. Evet, Fransa Fars aracılığıyla girdi. Peki neden Fransa Fars devletine savaş ilan etsin ki? Burası papalığın. Şu toprak parçası için olabilir mi? Ya da bunlar için? Gerçi bu papalığın. Allah Allah. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen buradan Çağatay'ın üzerine doğru ilerle. Sibir'i şöyle bir aradan çıkartalım. Anca boşluk yapıyorsunuz zaten. Başka bir şeye yaradığınız yok. Transaksiyonya ile el aynanı boz. War rap ver. Rusya'ya iki toprak ver. Gerçi Rusya'yı ellerimle beslemeyeceğim ya. Rusya'yı ellerimle beslemeyeceğim. Ne yapıyorsa yapsın. Güzel. Bizim orduların çocuğu pataklayabilmesine sevindim açıkçası. Yarkand'ın üzerine giden bir ordumuz var. Hayır, ordu profesyonelliği kaybetmeyeceğim. Zira ordu profesyonelliğim neredeyse %100'e ulaşmak üzere. Ordu profesyonelliğinin %100'e ulaşması ne demek? Çok yakın tarihte yargı dağıtacağım demek. Şöyle bir transaksiyonya üzerine doğru ilerleyelim. Abi yalnız Fransa'nın İskandinavya'yı personel union'a düşürmesi var ya, acayip bir olay oldu. Merhaba, gemi konusunda sıkıntımız var mı? Hala gemi basılıyor mu? Gemi basılmıyor. Niye bu 85'te kaldı? Birkaçı yamuldu mu bu gemilerin? Ve limitim yeterli mi? Yeterli. Tamam, 85 değil, bunu da 100 yapalım. 100 gözükmüyor ama 100 olması lazım. Şuradan bakınca
16 tane şey basılacak, light chip basılacak, tamam. 100 gözükmüyor ama 100'e ulaşacak abi gemi sayısı, merak etmeyin. Ve şuradan birkaç tane gemi limitini arttıran yer yapalım. Ardından production'a şöyle bir yüklenelim. Maşallah ne production binası bastık ya. Şimdi Çağatay'ı zımbalayacak ordu da hazır. Bir 48K burada. Benim 48K'larımdan biri eksik sanki. Biri burada. Biri İtalya tarafında. Biri orada. Biri Sırbistan tarafında. Ben bir tane daha 48K'lık ordu basarım ya çok yakında. Merhaba. Bizim çocuklar iyi iş yapıyor aslında ama Sırbistan'ı mecbur annexleyeceğim abi. Adam korkuyor yani. Korkudan toprağını geri veriyor. Ya bu arada sene 1749 oldu. Artık bir an evvel bu şeyi bir halledebilsek. Roma'yı bir alabilsek gerçekten çok hoş olacak ama. Oha anasını satayım ya. Harbiden oha. Yani çok affedersiniz. Ama abi bir şeyi çok merak ediyorum. Yarkan çıkacaksın mı aradan? Para ver. İlle aman parasını almak için uzatmaya gerek var mı? Bence uzatmaya gerek yok ya. Transaksiyonya ile arasındaki ilişkiyi kessin, Warrap versin yeter. Warrap'i vermiyor. Ya sen kaşınıyorsun ama ha. İyi tamam, kaşırız hanım, kaşırız. Ben Transaksiyonya'dan bir an evvel toprak alayım diye çabalıyordum yani. Bana fark eden bir durum yok. Bana şükür şükür olan bir durum yok yani. Ya ben bu herifleri nasıl zımbalayacağım arkadaş? Ben onu merak ediyorum hala ya. Zaten koalisyonum hiçbir zaman eksik olmuyor. Corruption yeriz bu arada. Avusturya diplomatik insult. Ben ona sorarım diplomatik insultun ne anlama geldiğini. Dur. Dur ben ona insultu soracağım. Ben ona insultu soracağım da şu koalisyon bir daha alsın. Oğlum ne oluyor? Transaksiyonya bizi komple götürüyor abi. Ayakta götürüyor herif. Tamam yürü. Geri plana birkaç asker kaçırıp halledeceğiz. Arka plana. Merhaba. Orduyu bir şöyle kaçırabilir miyiz acaba? Şimdi Transaksiyonya diyorum. Astrakhan kaleli değil ya. Astrakhan'ın kaleli olmayışı bizi çok etkiliyor. Yani keşke orada da kaleler yer alsa. Oraların kaleli olmayışı bizi etkiliyor elbette. Selamun aleyküm. Merhaba. Şimdi Yarkant. Warrap'le beraber paranı da ver. Güzel. Hatta başka ne yapabilirsin? İçinden iki tane de vasal çıkart. Tamam. Güzel. Şöyle şu düşmanın bir başkentine gel. Çukatay. Gel buraya. Gelemiyor. Bir saniye. Gel paranı ver. Hak iddialarını sil. Assam'a toprak ver, Warrap ver, Transaksiyonya ile el aylığını bitir. Zaten canı çıktı abi. Zaten canı çıktı, bir şey kalmadı. Selam, bekle. Transaksiyonya'daki şu orduyu ben bir indireyim. Oo, militeride bayağı ilerlemişiz biz ya. O kadar fazla militeri puanını ben ne yapacağım? Alırım bir dal. Hani bir orduyu geri çağırıyorduk. Ne oldu ona? Ordularıma söz dinletemiyorum. Şöyle şuraya gelir misin canım? Başka kim var? Sen varsın. Sen oradan şöyle bir yukarı doğru git. İsfahan'la Royal Marriage gitti. Şunu bir takip et bakalım. Nereye götürecek ordularını ya? Kaçabileceği bir yer yok ki Transaksiyonya'nın. Nereye geleceksin? Gerçi bir saniye. Savaş 199 ya. Şöyle alabildiğimi alıp bir çıkayım. Bu şekilde ilerlemek pek hoşuma gitmiyor ama ne yapayım ya? Yarkanda falan bir uzanayım mı ya da Assam'ın oraya? Evet, bu kadar toprak almaya hazır mıyım peki? Yani admin puanın falan hazır mı acaba?
Alıyorum ya. Alıyorum ya. Gerçekten alıyorum abi şu an. Şöyle bir overextension'ı en yüksek olan yerden korlamaya başlayalım. İsyan misyan çıkarsa hallederiz zaten. Tamam. Tamam. Yani çok %93 falan oldu da çok önemli değil. Great Power'ların savaşı mı? Kim? Commonwealth'e kim dalmış mı sen? Ha Bengal'e biri Commonwealth ve şey dalıyor. Büyük Britanya dalıyor. Biz bu oyunu bozmaya gideriz ha. Biz bu oyunu bozmaya gideriz. Dur. Gel gel. Gel getir orduları, getir orduları. Şuradaki orduya da bir general ver bakayım. Hızlı. Ben o Bengal savaşına gireceğim. Gujarat falan bizden. Dur bakalım. Kimler var abi? Misal Bengal'e Fransa dalıyor bir yandan. Yok, Fransa'ya karşı savaşa girmeyeceğim. Bengal'e dalsın. Ama Commonwealth'e karşı savaşa gireceğim abi. Gujarat, Sindh, Delhi. İyi, aşağıdan beni sıkıştıran olmayacak. Evet, beni nereden sıkıştıracaklar şimdi? Commonwealth ve Büyük Britanya. Abi ben Commonwealth'i dümdüz ederim. Sırf var ya Commonwealth dayak yesin diye bu savaşa girerim ha. Abi ben giriyorum savaşa. Let's go. Koş. Koş getir orduları koş. Toprak alma gayem yok abi. Sadece bu herifleri böyle götüstü çakma gayem var. Bu adamları götüstü çakabilelim bize yeter. Bize yeter de artar bile. Nerede gemi siege'i var? Dur bakalım ya biz burada boşuna mı basıyoruz abi 100 tane gemi? Yani dünya kadar gemi bastık biz burada. Boşuna mı bastık? Gemilerin de upgrade yok. Süper. Dur bakalım. Gel. Gel abi şöyle yanıma yakınıma. Bohemia koalisyona girdi. Babaya girsin koalisyona. Avustur ne alaka lan? Abi Avustur gözükmüyordu o savaşta. Yani şimdi beni yeme. Tamam. Rotasyon. Hallederiz. Hallederiz. Bizi darlayan bir şey yok abi. Bize hava hoş. Yürü. Şu alttaki orduyu getir bir bakayım şuraya. Bize hava hoş abi. Bir rotasyon yaparız hızlıca. Şuraya bir ordu basarız şöyle. Altta bir ordumuz daha olur ne olur ne olmaz. Yani bana fark eden bir şey yok. Gel bakalım şöyle. Bizim manpower'ımız ne kadar? 77k. Hallederiz ya. 77k büyük para abi. 77k büyük para. Dur. Bekle. Moskova'yı devirmeyin bir ay daha. Umarım devrilmez. Umarım kale avantajıyla birlikte gireriz. Güzel. Kale avantajı bizde. Kale avantajıyla birlikte girmeyi başardık. Avusturun üzerine doğru yükleneceğim birazdan. Güzel. Benim bu arada bu savaşı hard takip etmem lazım. Çünkü ileride sıkıntı olabilir. Şimdi bu birlikler ne alemde? 32-8-8. Aslında az topçu kullanıyorum farkındayım da. Savaşlarda çok yenilmiyorum ya. O yüzden şey yapmıyorum ya. Pek fazla düzen değiştiresim yok açıkçası. Ya gerçi bu çağa göre benim topçu sayım harbi çok az. Onun farkındayım da. Hatta o yüzden bence kalelerde zorlanıyoruz. Yani millete baksana abi. Büyük Britanya'nın topçu sayısına bak. Bir de benim topçu sayıma bak. Tamam benim her ne kadar askeri kuvvetim daha fazla da olsa piyade gani artık ordulara topçu eklemek lazım. Yani 48k değil de böyle daha fazla daha büyük bir ordu dolaştırabiliriz abi civarımızda. Şu overextension'lar biter, isyanlar falan çıkacakmış. O isyanlara koşturacak bir ordum var mı? Var. İsfahan'ı tutan bir ordu var, burayı tutan bir ordu var. Çok güzel. Aşağı bir ordu basıyoruz. Hayırdır abi? Britanya oraya nasıl ordu geçirdi? Oraya ordu yürütememesi lazım. Benim veliahtım var mı? Hayda, çocuğum yok daha. Kralı veremem tahta. Abi -1 yiyebilirim. Ama lütfen hani mantıklı bir -1 yersek. Eyvallah. Yani mantık dahilinde yiyelim abi. Bu arada ben zaten askeri de yeterince ileriyim. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Ben bir poliçe daha alabilirim diye düşünüyorum abi. Alacağım poliçe de
Artillery Combat Ability olur. Artillery Combat Ability sayesinde herifleri böyle bir darma duman edebiliriz. Dayı, o 2K'yı oraya nasıl kaçırdın? Bana bir anlatsana. Bak. O 2K'yı kaçırması için buraya geçmesi gerekiyor, tamam mı? Şurası çöl. Çöle giremez abi. Bu kaleyi de 2 tane kale tutuyor bak. Buradaki bölgeyi 2 tane kale tutuyor. Sen oraya nasıl girdin dayımın oğlu? Bana bir beni bir aydınlatsana. Beni bir aydınlatmanı rica ediyorum sadece. Ya başka bir şey rica etmiyorum abi. Beni bir aydınlat. Lütfen oraya nasıl geçtiğine dair beni bir aydınlat ya. Bak aşağıda başımıza iş açacak abi lavuk. Bekle. Şuraya minik bir paralı asker ordusu kurayım. Bekle sen. Şunu bir tık geri çeksene. Ne olur ne olmaz bir tık geride dursun. Ben şuradaki 96K ile ilerliyorum. Burada ne yapabiliriz? Burada ne yapabiliriz? Burada şu iki orduyu dip dibe tut. Abi bu arada bizim manpower'a ihtiyacımız olacak çok ciddi ölçüde. Çünkü biz ne yaptık? Arda arda iki savaşa girdik abi. Arda arda iki savaşa girdik. Her ne kadar aylık 2000 manpower yenilense de bu yeterli gelmeyecek. 64K mı oldun? Oh my god, Moshin Deiru. Bu orduya destek vermek lazım. Alttan Britanya bastırıyor abi. Alttan Britanya bastırıyor. Ya bu savaşa girdik bir kere, tamam mı? Eşek gibi bu savaştayız abi. Bu savaşa girdik bir kere. Bu savaş gerçekleşecek. Yani buradan yapabileceğimiz pek bir şey yok. İskandinav falan da mı daldı bunlara? Yok, İskandinav falan dalmamış. Yani adamların bir ordu gücünü falan öğrenmek lazım abi, düşmanın ordu gücünü. Britanya'nın ordusunu paralı askerler oluşturuyor. Commonwealth'in 160 bin ordusu var. Commonwealth'de manpower bol. Avusturu halletmek lazım. Şöyle bir Avusturun üzerine gidelim. Yalnız 96K tutarsam orduları, bu ordular parçalanır. Benim orduları parçalatmamam lazım. Abi İngilizler de arkadan götürüyor. İngilizler bizim kaleyi arkadan götürüyor vallahi. İki kaleyi de çökertirlerse aşağıda ben çok ciddi sıkıntılara gireceğim. Kardeş bir tane topçu eksiğimiz var değil mi? O topçuyu bas. Hemen aşağıdaki cepheye yolla. Birader sen de şuradaki ordunun bir şeyini kaldır. Moruk o kadar asker kaybediyor olamam ya. Galiba olabilirim ya. Galiba o kadar asker kaybediyor olabilirim. Bir saniye. Gemiler. Abi gemiler çıksın. Lütfen lütfen orada bekle. Lütfen orada bekle. Lütfen orayı çökertmem biraz daha uzun sürsün. Hani o 57 askerini gemi siyici altına alırsam var ya. 10 numara olacak ama onlar oradan kaçar değil mi ya? Şurayı tutma şansın var mı? Abi dur 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 dur. Gemilerin geldiğini anladı galiba ya. Gemilerin geldiğini anladı. Kötü oldu, kötü oldu. İkiniz de bir şuraya ilerleyin. Yukarıda yakalayacağız düşman ordusunu. Yürü. Katrin'de yakalayacağız abi düşman ordusunu. Gemiler bir Venedik'e girili olsun. Tüh. Tüh tüh tüh. Vallahi yani onları bir yakalasaydık var ya şey yapardık ya. Orduyu orada bir yakalasaydık çok güzel olurdu. Bak şimdi sıkıntı ne oldu biliyor musun? Sıkıntı bizim bu savaşa erken girmemiz oldu abi. Ya sen bir kaybol paralı asker ordusu. Abi adamlar burayı bizden hızlı... Ay 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 şu yukarıdan rotasyon yap. Werder'e gel. Bu orduyla da şu orduyu Werder'de birleştir. Çünkü sıkışacağız. Umut edelim ki bizim ordu geçmeden kaleyi çökertemesin. Şu an o kaleyi terk edip bir parça geri çekiliyoruz abi. Evet ne noble'larla uğraşasın var ne de ayrı bir sıkıntı yaşayasın var ama noble'lara loyalty verirsem ve ben bu noble'lardan manpower sökebilirsem hoş olurdu. 1763 senesine kadar manpower sökemezsin benden diyor. Anladım, anladım. Uğraştır durdur beni. Anladım kardeş. Eyvallah. Şöyle bir orduyu geri çekebilir miyim? Sağ olasın. Ya Commonwealth savaş başı. Yani Bengal yoruldu. Gujarat yorulmuş. Yani Delhi yüksek de Delhi'den nececik çıkarsa. Delhi'nin neyi yüksek abi? Siz burada bir de Vijengar'la uğraşıyorsunuz değil mi?
Evet, Fransa Vişengar ve şey ittifakına denk geldi. Ben şu an müttefikimle aynı saflarda ama ayrı yerlerde savaşıyorum. Bengal Fransa Savaşı'nı saldığında artık geriye ne kalırsa, ben sırf düşmanlarımı zayıflatayım diye girdim savaşa ama düşmanları zayıflatayım diye girdiğim bu savaş benim pek çıkarımı olmadı. Artı 50 dukat ne yiğidim, ne yaptın? Artı 50 dukata da yerleşilir. Gemileriniz nerede lan? 87 gemi. Hadi bakayım. Haydi bismillah. Arkadaşlar umarım düşman gemilerini batırabiliriz burada. Bu sularda düşman gemilerini batırırsak şayet ne olacak biliyor musunuz? 45 bin kişilik askeri grup, evet az önce gördüğünüz gibi 45 bin kişilik askeri grup karaya çıkarma yapamadan denizin dibini boylayacak. Denizin dibini boylamadı tabii ki de. Yine de bu totolarına baka baka geri döndükleri gerçeğini değiştirmiyor efendim. Gayet güzel oldu. Gayet hoş oldu. Kardeş şöyle bir baskı uygulamaya devam edelim mi? Commonwealth'e. Şimdi Commonwealth baskısının yanı sıra bizim burada dikkat etmemiz gereken başka bir nokta var. Tedbir almamız gereken başka bir nokta var. Bizim burada tedbir almamız gereken nokta şu. İngilizlerin ilerleyişi abi. İngilizlerin bu ilerleyişini durdurmamız gerekiyor. Şimdi İngilizlerin ilerleyişini nasıl durduracağız? Ha, bu yamdır taktiğiyle durduracağız. Gel bakayım şuraya. İki ordu da bir gelsin buraya. İki ordu da bir gelsin. İngilizlerin ilerleyişinin net bir şekilde durdurulması gerekiyor çünkü. Hızlı gelin abi. Umarım sen de buradan yakalarsın. Yani inşallah ikisi de ölmeden yakalar. Arkaya bir 7-8K asker kaçıyor ama yani yapacak bir şey yok. Şimdi bir saniye. Avustur'un orada biz kalesini kulesini siege'ledik. Direniş gösteriyoruz. Burada bir şeyler yapıyoruz. Abi yani ordu profesyonelliği mecbur bu savaşta böyle bir parça verilecek gibime geliyor ama ordu profesyonelliği kaybetmeden bir şeyler yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Biz %100 kayıp olan bir savaşın içerisine girdik abi. Yani %100 kaybedilecek bir savaşın içerisine girdik. Sıkıntı o. Yani amaç düşman devletleri zayıflatmaktı. Eyvallah ama sıkıntı şu. Zaten biz zayıf halimizle girdik. Yani yaşadığımız en büyük problem bu. Tabii ki batılı devletlerin emellerine çabucak ulaşmamasını sağladık. Bu da önemli bir ayrıntı. Emellerine çabucak ulaşamadılar yani. Eğer biz karşılarına çıkmasaydık birazcık daha rahat olacaktı emellerine ulaşmak konusunda. Biraz daha şey olacaklardı, rahat tavırda olacaklardı. Ama bizim karşılarına çıkışımız elbette ki işlerini bir parça zorlaştırdı. Şimdi bir saniye. Sen oraya doğru ilerleme. Sen geride kal. Sen geride kal. Başka ne var? Burada Commonwealth bize baskı uyguluyor. Aşağıda Commonwealth bize baskı uyguluyor. Şu yukarı tarafı böyle bir araya getirelim. Abi çok güzel. Korlamalar tamamlandı. Yani bayağı manpower kazanıyorum da. Bayağı manpower kazanıyorum. Askeri poliçelerim de güzel. Yani askeri gücüm falan aslında gayet yerli yerinde. Ama dediğim gibi yani %100 kaybedilen bir savaşın içerisine girdik. Hacı bak şu Fransız Savaşı'nı sal. Şu Fransız Savaşı'nı sal. İnan eğer rahatlayacağız. Yapman gereken tek şey Fransa Savaşı'nı salmak. Ama askerleri bu arada siege'de tutuyoruz da. Allah'ım şükür. Nihayet çöktü şehrin biri ya. Abi İngilizler ne yaptı? İngilizler alttan mı geliyor? Commonwealth alttan geliyor. Commonwealth ne yapıyorsun abisi? Ya 39K'lık orduyu bana kovalattırma orada işte ya. Gel, öl şurada. Ama aşağıdan bir yerden bir yararlarsa çünkü bizi yalarlar yani. Kötü manada yalarlar. Oh, yo 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 yo. Evet, Avustur'un ordusu aşağıda. Kanka bir Avustur aradan çıkarsan mı be? He? Ne diyorsun? Kanki. Avustur'u bir aradan çıkarsan mı be? Oğlum canımızı okudun lan. Alo, Bengal. Şş. Şu Avustur'u bir sal lan. Bir Britanya ile uğraşıyoruz, bir Commonwealth ile uğraşıyoruz. Anasını satayım, bu nedir ya? Avustur askerleri bir yerde bizi dövdü ya da biz bir yerde onları dövdük arkadaşlar. İki seçenekten biri.
İnanın hiçbir konuda bir fikre sahip değilim. 1771 aklımda. Hah güzel 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 güzel. Güzel Avusturya aradan çıkarmışlar. Şimdi hemen bu iki orduyu kastelin içine sokacağım. İki ordu kastelin içinde kendine gelsin. Allah'ım şükür yani çocuk dinliyor en azından. Online oynamıyorum tabii ki, çocuk dinliyor derken rol yapıyorum da. Güzel güzel, askerleri sonra değiştireceğiz. Askeri teknolojinin 28 olması da çok iyi. Ne kadar çok ilerlersek o kadar iyi. Zaten 28'in üzerine çıktığım anda şey yiyeceğim, eksi yiyeceğim. Bir de burada bile too many territories var yani. Bu savaşlarda bile bir şey alırsam too many territories abi. Gel buraya. Oğlum generale ihtiyacı olmayan bir adam gösterin bana. Generale ihtiyacı olmayan adam. Abi siz ne yapıyorsunuz? İngiliz. İkisinden birine kesin girecek. İçeri gitmeye çalışıyor. Abi İngiliz'le uğraşacağız burada. İngiliz'le uğraşacağız burada. Bunun generale ihtiyacı var. Alttakinde general yok zaten. Savaş başı Commonwealth, yani Commonwealth'i düşürürsek... Onun batılı devletlerin oyununu bozacağız diye yemin ediyorum memleketi içe soktuk ya, böyle memleket şey oldu, böyle bir yamuldu anasını satayım, yoruldu yoruldu. Yemin ediyorum bak, yorulduk yani, öyle böyle değil. Lafın gelişi değil, yorulduk baba. Abi tamam, para binaları falan tamam. Ben daha fazla manpower depolama binası inşa edeceğim ya, Allah ne verdiyse. Abi ne kadar manpower depolarsam benim için o kadar iyi. Bu arada biliyorum 1771'de şey basacağım. Hop yakalamışız orada İngilizleri. Eyvallah. Abi biliyorum 1771'de altın çağı basacağım. Altın çağı da az kaldı. Ama yani burada şimdi devleti zorlamasak tabii ki daha rahat olurduk ama abi batılı devletlerin oyununu bir şekilde bozmak zorundayız. Yani bu adamlar çünkü çok daha fazla koloni atıyorlar. Dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Yani şöyle göstereyim, şimdi dünyanın en kuvvetli ordusu bende. Üstelik paralı asker bile kullanmıyorum. Bununla beraber dünyanın en kuvvetli ekonomisi de bende. Ama yani arada 100 dukatlık bir 150-160 dukatlık fark varmış. Bakın benim ticaretten kazandığım para 142 dukat, 1400 demişim. 142 dukat, adamların ticaretten kazandığı para 205 dukat. Ayrıca kolonilerden de artı 36 dukat gelir alıyor. Yani bu adam ticaretten çok fazla para alıyor. Eğer Bengal gibi önemli bir ticaret noktasını ele geçirmelerine müsaade edersem oradan kendilerine daha fazla şey taşıyacaklar ve sıkıntı yaşayacağız. Oğlum siz gene geldiniz, gemiyle bir şeyler bıraktınız değil mi? 13 koloni. Bekleyin lan orada. Beklemediler abi. Bekleseler hallederdim de beklemediler ya. Tüh, yani birazcık daha uyanık oynayamadık. Biraz daha uyanık oynasak halledecektim de. Daha uyanık oynayamadık abi. Merhaba. Şu general kim? Mahmut Sarı. Mahmut Sarı Bey'i... Neredesin Mahmut Sarı? Buradasın. Mahmut Sarı Bey'i böyle ver. Sen şu orduyu İstanbul'a çek. Sen de şuradan İngilizlerin 13. kolonisine saldır. Siz Amerika'yı kursanıza kanka. 13 koloni. Azıcık bir bağımsız olmaya çalışın be oğlum ya. Hepsi uslu uslu bekliyor. Azıcık bir bağımsız olmayı deneyin be. Sırbistan'ın borcu var. İsfahan'ın borcu var. Astrakhan'ın borcu var. Zaten İsfahan'da falan adam yok. İsfahan niye adam basmıyor oğlum? İsfahan'da manpower mı yok? İsfahan niye adam basmıyor? 25k manpower var halbuki. Adam bassana lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Marş yapmak lazım. Şu an sadece benimle beraber Astrakhan savaşıyor. Kardeş şurada Commonwealth'in. Şunun tahtını bir sallayalım. Abi bunlar da bizi sallıyor yalnız yani. Bunlar da bizi sallıyor. Sallamasa. Aha da Somelenski geri aldı herif. De ben ondan geri almaya giderim. Poznan çöktü. Şimdi bir saniye, İngilizler zorlamaya devam ediyor mu? Zorlamaya devam etmezler mi? İngilizlerin şey işi zorlamak zaten. İngilizler zorlamaya devam ediyor abi. Şurada sıkıştırırız, şurada sıkıştırırız. Hadi koçlar. Yavaş, yavaş. Öyle arkadan ordu sokup da kurtulmaca yok kardeş. Yavaş. Buradan bir ikileyin bakayım İngilizler. İngilizler buradan bir ikileyin. Somelenski geri aldık.
Evet, İngilizlerin 13. kolonisini de şu Yanya'da bir pataklayalım. Evet. Şu ordularını bir kovalayalım. Adamlar yoruldu da biz de yorulduk be. Biz de yorulduk be. Valla. Yani. İnan yorulduk ya. Bir şey diyeceğim. Tunus'taki hanım ölümsüz mü acaba? Rica etsem ölebilir mi? Ve Rusya'nın garantörlüğü bu kadar önemli mi? Rusya'yı ben bağımsızlığını koruduğum halde bu hale getirdilerse artık geri kalanını düşünmek bile istemiyorum. Garantörlüğü çekiyorum ya. Bir de onunla mı uğraşacağım? En azından yediğim diplomasi eksisini azaltayım elimden geldiğince. İngilizleri patlattık mı orada? Evet, İngilizleri patlattık. Çok güzel. Şöyle bir ilerle. Ne kadar manpower açığımız var? Abi 50 bin, 50 bin gence ihtiyacımız var. Bengal Savaşı bitirdi. Şükür. Tamam. Tamam. Bir saniye. Şimdi şu ikisine ayrı bir... Ah, papalık koalisyondan çıktı. Hayatının hatasını yaptın oğlum. Hayatının hatasını yaptım. Ben sayende achievement tamamlayacağım artık. Abi öldük, öldük, öldük. Şunu bir şuraya getirsene bak. Şuradan şöyle bir getir Napoli tarafına. En azından orada iki tane 48K barındıralım. Bir tanesini şöyle getir. Bir tanesini buraya getir abi. Sen de şöyle bir aşağı doğru in. Evet, bayağı bir canımızı aldı elemanlar ya. Canımızı aldılar yemin ediyorum savaşta. Ve bizim tez zamanda bu askerlere top basmamız gerekiyor abi. Bu askerlerin ordusundaki top miktarını tez zamanda değiştirmemiz gerekiyor. Baya baya topçuya ihtiyacımız var. Çünkü kalelerde falan acayip zorlanıyoruz abi. Milletin devirdiği kaleleri biz deviremiyoruz kolay kolay. Şimdi şöyle legalizm ya da stability. Legalizm kaybedebilirsin. Önemli değil. Ne kadar topçu yapmamız makul olur onu düşünüyorum şu an. 24K'ya düşürsek buradan 24-8-16 şeklinde. 24-8-16 bence tutar. İspan gel evlenelim. Askerleri de bir değiştirelim abi. Hemen şöyle bir askerlerimiz de değişsin. Adamlardan askeri teknoloji açısından da üstünüz yani. 28-28 olan yer yok daha. Abi şimdi ben achievement tamamlamak istiyorum. Ya Vizhengar'da gelmez herhalde ya. Geliyor bu arada. Abi ben Roma'yı nasıl kıstıracağım köşede? Ferrara üzerinden kıstırmam lazım. Ferrara'ya da şey geliyor. Fransa geliyor. Fransa Papa. Abi Fransa'nın bana gelmeyeceği bir savaş lazım. Şimdi bir saniye. Ferrara kimlerle elay? Abi Ferrara, Brunswick, Augsburg falan onlarla elay. Peki Augsburg'a da alsam? Augsburg'a da alsam dünyalar geliyor çünkü koalisyon daha çıkmadı değil mi? Kureyta mıydı neydi? Şu alttaki alt kimin? Tunus'un. Malta Adası'nı almış Tunus. Ya seni nasıl Ferrara şey yaptı anlamıyorum ki. Abi başka kim var? Augsburg, Brunswick, Papal State. Abi Augsburg, Brunswick. Brunswick'e de alsam Brunswick de benimle koalisyonda. Aslında Brunswick koalisyonda olmasa diyeceğim de Fransa garantiliyor. Şu an bütün olaylar benim achievement'ı tamamlamamam yönünde gelişmiş vaziyette arkadaşlar. Bütün olay örgüsü benim o achievement'ı alamamam üzerine gelişmiş vaziyette. Ben o achievement'ı alacağım bir şekilde ama nasıl? Papa'yı bir yerde kıstırmam lazım. Commonwealth'le elay Papa. Aa. Güzel. Güzel. Şimdi ben Commonwealth'e tekrar dalarsam Portekiz ve Papa da gelecek. Papa'yı orada hallederim abi. Abi gayet güzel. Yalnız artık şu Too Many Territories davasını yemesek yiyeceğiz mi? Yiyelim de yani bari şey yapsak burada böyle National Unrest azaltan bir bıdı bıdı var. Idea. Baba bunu 28 yapmaya gerek var mı? Yok, en azından ticaret ideasına gidelim ya. Vay maşallah yani orduyu nasıl tüketmişsek artık ordunun nasıl işi bitmişse harbiden duman olmuşuz ya. Şimdi kardeş bizim bu surları falan bir şey yapmamız lazım. Burayı böyle tutan var, burayı tutan yok. Burayı tutan yok. Burayı tutan yok. Şu aşağıyı tutan vardı da neyse şöyle bir etrafı kapatalım. Ondan sonra bu surları madem bir kademe öne taşıyacağız, geridekileri kırarız.
Tamam. Öndeki surlar aktif oluyor yavaş yavaş. Arkadaki 8 seviye surları kıralım. Akkerman'daki durabilir. Akkerman'daki durabilir. Akkerman tarafı açık çünkü. Sırbistan'ın aneksi de gerçekleşecek birazdan. Sırbistan'ın aneksinden sonra artık bak misal Macar üzerinden Bohemia ve Kolonya iç. Anladım. Orada isyan. Dur bakalım. Nerede isyan? Hayırdır? Nerede isyan abi? Hayırdır? Hallederiz. Hallederiz. Şimdi Macar üzerinden kim geliyor? Bohemia ve Kolonya geliyor. Misal Bohemia'yı doğrudan savaşa çağırsam. Avustur, Utrik ve Brunswick falan filan. Abi bizim var ya savaşı Commonwealth'le yapmamız lazım ya. Ya savaşı kesine kesin Commonwealth'le yapmamız lazım. Kardeşim adamlarını da siliyorsun. Gemilerini de siliyorsun. Uzayın buradan. Benim farklı planlarım var. Bütün kaleleri bir ayağa dik bakalım. Bütün kaleler ayakta kalsın. Şeyin içerisine gireceğiz lan burlumbur. Batıya gireceğiz bu şekilde. Daha sene 1755 abi. 1755'ten yana sıkıntı yok. Toplarız. Bayağı manpower da geliyor. Manpower gelmesi de güzel. Sen şöyle bir aşağı çekil bakayım. Orada eksi yeme. Buradaki ordular zaten eksi yemiyor diyecektim. Yiyor. Şu yan tarafa geç. Orada eksi yemezsin. Abi bir de sürekli arkaya fıyıp fıyıp gidiyorlar, tamam mı? Bir tane şuraya hem burayı hem burayı tutması için bir tane buraya böyle tutması için iki kale daha atalım. Şu öndeki surları geçseler de arkada bir önlemimiz olsun. En azından yani öndeki surları patlatsalar bile deriz ki arkada tedbirimiz var abi. Arkada tedbirimiz var, sıkıntıya gerek yok. Bir de bizim şu şeyin haline bak. Şu bölgenin haline bak abi gerçekten ya. Ya şimdi baba bak şu Roma'yı alalım, achievement'ı tamamlayalım, tamam mı? Benim tek derdim bu. Roma'yı alıp achievement'ı tamamlamak. Şimdi Tunus'un üzerine saldırsam Royal Marriage var, şey var. Gujarat gelmiyor Tunus'un üzerine daldığımda. Sadece Avustur, Kanemburnu falan filan geliyor. Çok cırt devletler aslında. Şimdi ben buna bir diplomatik insult atsam, tamam mı? Bir de Royal Marriage'i bozsam. Abi evliliği bozdum, bir stability yedim. Bekle orduları Tunus tarafına çekelim o zaman. Tunus tarafına değil, orduların büyük bir çoğunluğunu Rusya tarafına. Abi şu achievement'ı yapaydık iyiydi ya. Şu achievement'ı yapaydık iyiydi de bir şekilde hallederiz yani. En azından Commonwealth'le ateşkes bitene kadar bir 3 sene var. O 3 sene halledelim. Ha, Kanemburnu'na emin ol evlenirim seninle. Bir de benim ne oldu şimdi? Bir tane diplomatik yerim oldu değil mi? Bir tane diplomatik yerim oldu abi. Kanka niye eksiyiz senle ya? Salla eksiyi. Hayda, Çinliler Selçuklu'yu sevmezdi diyor herif bir de ya. Abi ne demek Çinliler Selçuklu'yu sevmezdi? Bilakis Çinlilerin Selçuklu'yu sevmesi lazım. Şimdi Rusya ile mi müttefik olsam lan acaba? Yani Rusya sadece bana bela getirecek. Ona eminiz, değil mi? Güçten düştükten sonra kanka olmak istiyor. Fransızın kankalarından bir kanka alabiliyor muyum? Fransızın kankaları kimler? Fransızın kankaları Vizengar. E benim de kankam Vizengar. Vizengar'ın kankaladığı biri var mı? Vizengar Gujarat'la rival. Abi hem Gujarat hem bunu ele alsam... Pardon. Fransa'nın haline bakar mısın abi? Adam Bengal'in içinden geçmiş ya. Adam böyle Bengal'e tek atmış. Bengal'i yok etmiş. Bu arada bunlar Avustur'a girecekse aşağıdakileri de buradan Tunus'a girecek şekilde ayarlamamız lazım. Aşağıdakiler de Tunus'a doğru ilerlesin. En kötü gelecek bölüm savaşırız. Favori oğlum. 4-5-3 mü? Seni Allah gönder yiğidim. Seni Allah gönderdi. İmparatorluğumuzun son yıllarında. Yemin ediyorum seni Allah gönderdi. Ben bu Avusturu bu arada var ya bir duman ederim. Üf. Kesin yine koalisyon yiyeceğim de. Abi Fransa'nın gelmeyeceği bir savaş yok mu ya? Fransa gelmese Britanya geliyor anasını satayım. Peki bir şey diyeceğim. Yani bir şekilde Tunus'a daldım diyelim. Avusturu doğrudan savaşa çağırma şansım yok. City of Bed'de. City of Bed'de kimle müttefik? Tunus ve Timbuktu'yla. Evet, Trade League var Timbuktu'yla. Neyse. Neyse şu ordular bir yukarı çıksın da.
Ordular bir yukarı çıksın. Tunus'u oradan dümdüz edeceğim. Avusturu buradan dümdüz edeceğim. Zaten hiçbir yere bunlar çıkartma mı kartma atamaz. Yok ederim onları. Bir Tunus'un oradan gelebilirler. Ya da buradan gelirler. Buranın arkası da kapalı. Arkadaş vallahi ne yapacağımı şaşırdım ya. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Bir de 1821'de oyun bitiyor ya. 1821'de oyun bittiği için planlarımı kısa sürede yapmam lazım. Abi şimdi Bohemia ile Macar ve Avusturya ile. Papa sen kimle elaydın? Fransa, Ferrara. Bir saniye bak. Ferrara kimle elay? Augsburg. Abi şimdi bak ben Augsburg'a da alsam tamam mı? Fransız'ı çağırsam. Fransız gelmiyor. Borcu olmadı diyelim. Fransız'ı çağırdım diyelim. Ferrara'yı da tikledim. Kim gelecek? Papa gelecek. Ve ben oradan Papa'yı halledeceğim. 4-6-1-4-2-4. 4-2-4 ziyneti ver ya. Ziynet hanımı ver. Papa geç. Geç de Roma bana lazım. Roma bana lazım abi. Alacağım, korlayacağım. Rahat edeceğiz işte. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Tunus seferinden bu planlar daha önemli abi. Yani Tunus seferini bir yana koyuyorum. Tamam mı? Bütün plan... Yani Tunus seferimi bir yana koyuyorum. Şu an Augsburg üzerinden bir savaş yapmayı öteki yana koyuyorum ve Augsburg savaşı mantıklı geliyor. İçin falan filan. Frankfurt, Saksoni, Memmingen, Ferrara. Ferrara üzerinden işte Papa gelecek. Papa'yı halledip bitireceğim işi. Abi Fransız'ın borcunu ödemesi lazım. Yani bu savaşın gerçekleşmesi için Fransa'nın borcunu ödemesi lazım. Bence yani en önce achievement'ı tamamlamaya odaklanalım. Sonra Tunus'a cezasını da keseriz. Diğer yapmamız gereken işleri de yaparız. Önce bir achievement'ı tamamlamaya odaklanalım. Bu arada Great Power'ları da şöyle bir göstereyim. Baya baya iyiyiz ya diğerlerinden. Zaten hani bütün devletleri yiye yiye gittiğimiz için sorun yok da. Ya da hiç uğraşmayalım abi. Buradan direkt bak. Turus bittiği zaman papalık doğrudan geliyor. Papalığı belki doğrudan dümdüz yeriz abi. 1759'da bitiyor şey Turus. 1759'a kadar oturup Commonwealth üzerinden böyle bir dünyayı yok etmez miyiz? Ederiz bence ya, ederiz. Her neyse, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.